Kur'an her zaman okunur ama Ramazan'da okunan Kur'an bir başkadır. Zekat her zaman verilir ama Ramazan'da verilen sadakalar bir başkadır. Çünkü Ramazan 11 ayın sultanı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan bağışlanmadır. Bu vesilelerle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini sizinle paylaşmak isterim. Ramazan ayı ayların sultanıdır. Ramazan ayı gelince cennet kapıları ardına kadar açılır. Akarca mahalle iftarı olarak bu mekanda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu vesilelerle bu iftara teşriflerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Ezan saatine 10 dakikalık bir zaman kaldı. Saygıdeğer değerli belediye başkanımız Halil Postbıyık Bey 3 dakikalık bir zaman dilimini bana dua için bırakırsa saygıdeğer başkanıma da sizlere hitap etmesi için mikrofonu vermek istiyorum efendim. Evet, değerli hemşehrilerim, bu akşam ilk iftarımızı Akarca Mahallesi olarak burada yapıyoruz. Değerli hocamın da ifade ettiği gibi ilkini başlattık. 31 gün devam edeceğiz bütün mahallelerimizde. Bize verilen yerlerde iftarlarımızı yapacağız. Tabii ilk iftarımız olduğu için bu akşam eksiğimizi fazlamızı da göreceğiz. Muhtarlarımızla bir araya girip onlardan sayı alıyoruz. Onlar anket yapıyor. Akarca Mahallesi mesela 700 kişi olarak bize bildirmişlerdi. Ama şu an bu sayıyı çok açtık. Farkındayım. Ama bize 700 olarak belirlenmişti. İşte diğer mahallelerde bu akşam görebileceğimiz eksik veya fazlaları göreceğiz. Daha düzenli olmaya çalışacağız inşallah. Herkes evine gider. Yemeğini, aşını yiyebilir. İftarını yapabilir. Belki bu yemekten daha iyi yemekleri yer. Daha güzellerini yer. Bundan şüphe yok. Ama bir arada olmamız, bütün hemşerilerimizle birlikte olmamız ve birlikte hocalarımızın dualarıyla birlikte iftara girmemizin anlamı ve manası başka. İşte bizim mahallelerde yapmak istediğimiz hem insanlarımızı birbirine daha çok kaynaştırmak, daha çok yakınlaştırmak, aynı zamanda hocalarımızın dualarıyla birlikte iftarımızı yapmak ve yine hep beraber afiyetle iftarımıza doğru yol almak en büyük arzumuz. Bu akşam bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Az sonra iftar olacak. Bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Günlerden beri hazırlık yapıyorlar. Ve yemeklerimiz sıcak gelsin diye özel aletler aldık. Onların içerisinde yemeklerinizi tutuyoruz. Sıcak olarak size verebilmek için termostatik aletler aldık. Ve inşallah bugünden sonra da yarın Kırmacı ve diğer mahallelerde olmak üzere iftarlarımıza devam edeceğiz. Ben hepinizin Ramazan'a mübarek olsun diyorum. İftarınız hayırlı olsun diyorum. İftarınız Allah kabul etsin diyorum. Hep beraber bir arada olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlu ağızlarınızla yaptığınız dualarınız geri dönmez buyuruyor. Ya Rabbi, oruçlu ağızlarımızla, dillerimizle sana ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Hatasız, günahsız, kusursuz insan yoktur. Hatalarımızı, kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızdan tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi.